Efendim geçen hafta Roma'daydınız. Tamam. 27 Avrupa oyunları için ama bu imza töreni amacından çok farklı konularla yankı bulup konuşulmaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında dile getirdi. Özel uçak kiralayıp gazetecileri toplayıp şarap festivaline götürmek belediyelerin işi değildir dedi. Yorumunuz ne olacak? Evet. İlginç. Sayın Cumhurbaşkanı yorumu ilginç. Öncelikle 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'umuzun ilk kez çoklu bir spor organizasyonunda yer alacağı bir organizasyon. Çok önemsiyoruz, çok güçlü bir iş yapmak istiyoruz. Çünkü 2020'deki bu organizasyon aynı zamanda 2036 Olimpiyat Oyunları'na adaylığımızın, Paralimpik ve Olimpik Oyunları adaylığımızın da öncesinde en önemli organizasyon olarak İstanbul'da yapılıyor olacak. Aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar öncesinde de kotaların en fazla elde edileceği yarışma olacak. Dolayısıyla hem o döneme dönük bu kapsadığı olaylar çok değerli, hem de İstanbul'da ilk defa böyle çoklu organizasyon, çoklu branşların, işte Haliç'in kıyısındayız, Haliç'te, Marmara Denizi'nde, Boğaz'da, birçok yerde ve salonlarımızda, meydanlarımızda muazzam organizasyonları hazırlıyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bilgi vereyim. Biz oraya 2027 Avrupa Oyunları'nın protokolünü imzalamak için gittik ve Avrupa Olimpiyat Oyunları Komite Başkanı ile Spiros Kapralos'ta çok önemli bir tören düzenledik. Bunun için gittik. Evet, bazı gazeteciler bize eşlik etti. Bu tarihi olaya hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunları'nı, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu tahmin ediyorum. Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse hani günün sonunda biz 2027 Avrupa Oyunları için oradaydık. 2027 Avrupa Oyunları'na Sayın Cumhurbaşkanı'nı da şimdiden davet etmiş olalım. Peki Cumhurbaşkanı'nın açıklaması dışında bu toplantıyla ilgili başka eleştiriler de oldu. Masrafların İBB tarafından karşılanması lüks olarak bulundu. Masrafları İBB mi karşıladı? Nasıl bir maliyet oldu bu gezinin? Farklı şekillerde, yani tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Ve Avrupa Oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönük haberler yapması ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Teşekkür ederiz. Tabii Yeşil İstanbul vizyonu bizim için önemli. En baştan beri Yeşil İstanbul tarifini hep yaptık ve onu geliştirerek devam ettik. Bu konuda uzman tarifleri, akademisyenler, bilim insanları, ekolojik çevreyi korumak, doğal çevreyi bu yönde geliştirmek, doğallığı büyütmek ve özellikle doğal alanları da korumak hep önceliğimiz oldu. Yeşil İstanbul tabii ortaya koyulan bu tür alanlarla insanların nefes almasını, sağlıklı bir çevreye kavuşabilmesini, sosyalleşebilmesini ve aktif olabilmesini de sağlıyor. Az önce Genel Sekreter Yardımcımızın da ifade ettiği gibi 13 milyon metrekareyi aşan bir seviyeye erişmek bizim için gurur verici. Kent ormanlarını açmak, yaşam vadilerini İstanbul'un her noktasında hem vadileri korumak hem de o alanları bir
soluk alan, şehrin nefes aldığı bir koridora dönüştürmek ve alanın müsaitliğine göre de çoklu bir takım faaliyetlerin yapıldığı bir sürece taşımak bizim için bu dönemin önemli bir karakteri olmuştur. Dere yataklarını bu yönüyle kullanılmaz halden ve de İSKİ'nin bir faaliyet alanı olarak da özellikle bunu taşıyarak, ki İSKİ ilk defa vadilere bu denli büyük yatırımlar yapıyor ki dün açıklanan rakamıyla 3 milyarın üzerinde bir yatırıma son 5 yılda vadileri yaşam vadilerine dönüştürmesiyle beraber başarması çok özenli bir çaba. Bu dönemde bunu daha da yukarıya taşıyacağız. Burada az önce Genel Sekreter Yardımcımız gayet güzel bir şekilde bahsetti. Beykoz'da 2 tane, Kartal, Kadıköy, Silivri, Kağıthane, Bakırköy ve Eyüp Sultan'da ve de içinde bulunduğumuz Zeytinburnu, Bakırköy sınırı olduğu için her iki alanı da kapsayan bu güzel alanda güzel bir çalışma ile beraber bu parklar insanlarımızın yaşam alanlarına, yürüyüş yollarına, çocuk oyun alanlarına, fitness spor alanlarına, kaliteli dinlenme alanlarına dönüştü. Gerçekten ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzda bazı alanlar var ki böyle uzakta durur. Oralara pek yaklaşamayız ya da kullanamayız. Bu alanları da büyük kent parklarına dönüştürme konusunda çok özel çalışmalarımız var. Büyükçekmece'de 1 milyon 600 bin metrekareye yakın bir alanı kazandırdık. Toplam 12 milyon metrekare. Yine Ömerli ve bunun gibi bir kısım İSKİ havzalarının hem doğal olarak kullanıma açılması, sadece spor, yürüyüş, bisiklet gibi hiçbir atık üretmeyen ve hiçbir çevreyi kirletici unsuru olmayan bir biçimde insanların oraları kullanması İstanbul'umuza müthiş bir zenginlik kazandıracak. Zaten kullanılmayan alanlar, bu tür alanlar aktif yeşil alan olarak da kent disiplininde kabul edilmiyor. Bu yönüyle de inşallah biz bu çerçevede İstanbul'umuzdaki bu alanları büyütmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza bu 9 yenilenen ya da yeniden yapılan parklarımızın açılışı ve 9 yeni parkımız hayırlı ve uğurlu olsun. İşbirliği değerlidir. Bugün bu ilçelerden 3 belediye başkanımız bize eşlik ediyor. Ben birazdan bu dönem görevine devam edecek olan Zeytinburnu Belediye'mizde Ömer Arısoy Belediye Başkanımızla önümüzdeki 5 yılı müzakere edeceğiz ve işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye konuşacağız. Dün yine ziyaretlerimi yaptım. Dün en son akşam Bayrampaşa ile bitirdik. Bugün dediğim gibi Zeytinburnu ile devam ediyoruz. Yarın Ataşehir'deyiz. Dolayısıyla 39 ilçemizin 39'uyla da önümüzdeki 5 yılı nasıl geçirmemiz gerektiğini, işbirliğini nasıl yukarıya taşıyabiliriz, geçtiğimiz 5 yılda neyi eksik yaptık, hangi konuları tamamlayabiliriz, nasıl davranışlarımızda daha toplumumuzun verimli bir biçimde hizmet almasını sağlayabiliriz prensibiyle bir araya geleceğiz. Şunu ifade edeyim, hizmet dönemi başlamıştır, seçim takvimi bitmiştir. Önümüzdeki süreçte milletimizin takdirini, milletimizin huzuru için, hizmet alması için kullanmak vazgeçilmez prensibimiz olacaktır. Amasız fakatsız, hiçbir çerçeveyi bu işin etrafını sınırlayarak ortaya koyan bir daraltma alanına asla koymayacağız, sıkıştırmayacağız. Umuyorum bütün kamu kurum ve kuruluşları, bütün yerel yönetim kurumları, ilçeleri, beldeleri, büyük şehirleri ve illeri bu tavır ve davranışla insanımızın mutluluğu ve huzuru için çalışır ve inşallah her birimiz insanımızın ve yurttaşımızın takdirini alan yöneticiler oluruz. Zaten insanı herhalde en fazla mutlu edecek şey hizmet ettiğiniz insanların yüzündeki tebessüm, mutluluk, huzur ve size sunduğu güzel cümlelerdir diye düşünüyorum. Bu manada
Allah bizi milletimize mahcup etmesin, şehrimizin ve ilçelerimizin insanlarına, hemşehrilerimize mahcup etmesin diyerek parklarımız hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.